Kanal 7 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Haber saatiyle karşınızdayız sayın seyirciler. Son durumla başlayacağız. Nedir son durum? Koronavirüs tablosundaki son veriler. İşte bu veriler ilk haber olmaya başladığında hepimiz için tehlike çanları çalmaya başlamış demektir. Milletçe rehavete kapılmış durumdayız sayın seyirciler. Tedbiri elden bırakıyoruz. El hijyenine salgının başındaki gibi dikkat etmiyoruz. Hala sokağa çıktığında maske takmayanlar var. Üstelik bunu savunuyorlar da. İşte endişeliyiz. Neden endişeliyiz? Günlük vaka sayısı 1500 eşiğini aşmış durumda. Uzmanlar uyarıyor. Uzmanlar aslında her zamanki gibi uyarıyor. Her zaman uyarıyor fakat bu kez sözlerin içeriği farklı. Hani hep o ikinci dalgadan bahsediyoruz ya. Bu kez uzmanlar diyor ki ikinci dalga olmaz. Tsunami yaşayabiliriz. İşte detaylar. Bu uyulmama böyle devam ederse Güz dönemi ikinci dalga değil, tsunami olur Türkiye açısından. Türkiye'nin koronavirüs tablosu alarm veriyor. Uzmanlar endişeli. Temmuz ve Ağustos ayındaki kuralsızlığımızı Eylül ve Ekim ayında devam ettirirsek Kasım'da bu bedeli öderiz. 24 saatte 98.231 test yapıldı. Kritik eşik aşıldı. 1502 kişi daha Covid-19'a yakalandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Kemalettin Aydın son verileri değerlendirdi. 1500'ü gördüysek, e, bunların e, neredeyse %10'a yakını yoğun bakım hastası olacak. %2,5 kaybediyoruz. Yani dün duyduğunuz 1500'ün %2,5'u demek ki e, yaklaşık e, 37 kişi demektir bu. 14-15 gün sonra kaybedeceğiz demektir. Virüs 24 kişiyi daha hayattan kopardı. Toplam can kaybı 6163 oldu. <laughs> Hastalığın zatüre dönüşme oranı %7.4. Ağır hasta sayısındaki artışla sürüyor. 811 hastanın durumu ciddiyetini koruyor. <laughs> Kemalettin Aydın'a göre tablo böyle devam ederse katı kuralların geri gelmesi kaçınılmaz. Toplu taşımalarda katı e, kuralların uygulanması, özel sektöre tavsiyelerde bulunulması ve özel sektör gibi diğer tüm SGK'lı çalışanların çalıştığı ortamların da e, mutlaka kamu yönetimi tarafından kontrol edileceği bir döneme doğru gider. Yeni vakalarla iyileşenler arasındaki makasla açılıyor. 887 kişi sağlığına kavuştu. İyileşenlerin sayısı 238.795'e ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hedefin yeni hasta sayısını düşürmek olduğunu söyledi. Hedefe ulaşmak için tedbirlere uyulmasını istedi.